Merhaba. Uzun ve sağlıklı bir hayatın sırlarını araştırdığımız programımız başlıyor. Anadolu'yu karış karış gezmeye devam ediyoruz. Çoktan düğün başlamış. Baksanıza güneş pırıl pırıl. Hayvanlar oynaşıyor. Kuşlar, böcekler, çiçekler, cıvıltılar. Harika. Bakalım biz bugün kimlere konuk olacağız? Hangi sağlık sırlarını ortaya dökeceğiz? Eğer hamilelikte folik asit eksikliği olursa, işte o zaman bebekte bizim nöral tüp defekti dediğimiz beyin ve omurilik sisteminde anomali olabiliyor. Bebek sakat doğabiliyor. Hamileler bebeklerin sakat kalmasına sebep olabilecek bu eksikliği gidermek için hangi besinleri tüketmeli? Şimdi soğanda kuersetin adlı bir madde var ki hani kanser hücrelerini yanına yaklaştırmıyor. Öyle bir madde. Kanseri savaş açan yeşil soğan başka hangi hastalıklara çare olabiliyor? İşte ülkemizde de görülmüş ki cilt kanserinin tehlikeli bir türü olan malign melanomlar Avrupa'da hızla yayılmaya başladı. Türkiye'de de bir yükselme trendinde, hafif hafif yükselmeye başlamış. Patates bu tehlikeli kanser türüne karşı bizi nasıl koruyor? Hadi. 81 yaşındaki folklor üstadı Mevlüt Dede'nin çok renkli ve sağlıklı hayatında hangi sırlar gizli? Son dönem işte detoks, mitoks böyle sadece sıvıyla beslenelim, birkaç gün geçirelim. Bunlar kesinlikle doğru değil. Diyet yaparken ölüme kadar varabilen hangi hatalar yapılıyor? Bakın işte böyle. Güllü yoğurt tatlım hazır. Misafirlerinizi çok mutlu edecek bir tatlı söyleyeyim. Fıstıklı güllü yoğurt tatlısı nasıl hazırlanıyor? Az sonra Doktor Yasemin Bradley ile reçetesiz hayatta. Şimdi sizi tam 90 yaşındaki Zekiye Göçer'le tanıştıracağız. Adana'nın Belören köyünde yaşıyor. Biz de evine konuk olacağız şimdi. Söyleyeyim hemen, tam 12 tane çocuk doğurmuş ama çalışmaktan hiç yılmıyor. Sağlığını da ona borçlu. Teyzeciğim merhaba. Merhaba, hoş merhaba. Geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk teyzeciğim. Bak dedim ki 12 çocuk doğurmuş, çok çalışmış ama çalışmaktan hiç yılmıyor. Yorulmadım hiç. Hiç yorulmamışsın çalışmaktan hiç, maşallah. Hiç yorulmadım. Sağlığını ona mı borçlusun teyzeciğim? Ona borçluyum. Teyzeciğim hadi gel şimdi çocukluğunun geçtiği bahçelere gidelim. Hadi. Gel bakalım, hadi bakalım. Doğa uyanıyor gördüğünüz gibi. Düğün zamanı başlıyor. Doğanın uyanışıyla birlikte cıvıl cıvıl kuşlar, çiçekler, böcekler. Ne güzel değil mi çok Zekiye teyze? Çok güzel. Biz de aldık Zekiye teyzemizi, getirdik. Çocukluğundan beri çalıştığı tarlasının içine. Çocukluğundan beri tarladayım, 10 yaşından beri. Çok çalışmışsınız değil mi Zekiye teyzeciğim? Ha? Çok çalıştım. Uzun yaşamın sırrı Zekiye teyze çok çalışmak mı? Muhakkak. Hep biz hayvan mahsuluydık. Kendimiz yetiştirdiğini yedik. Tereyağı mesela, peynirdir, hepsini kendimiz yaptık. Hiç dışarıdan bir şey hiç almadınız. Almadık. Bir bakın, şeker, bir pirinç. Zekiye teyzemiz bize o kadar güzel mesajlar veriyor ki, bir diyor her şey kendi yetiştirdiğimizi yedik, karışık bir şey yemedik diyor. Yemedik hiç. Hem de bedenen çok çalışmış. Bütün Anadolu'yu bu kadar çok geziyoruz ekibimizle birlikte. Hep gördüğümüz uzun ve sağlıklı yaşayan insanlar, küçük yaşlardan itibaren bedenen çok hareketli olan insanlar. Tarlalarında, çiftte, çubukta çok çalışmışlar. Makineyi sağlam tutmuşlar. Makine hani bir yıl bir makineyi çalıştırmadığınız zaman televizyon, çamaşır makinesi falan. Yok, sonra bakıyorsunuz çalışmıyor, yıkardım, bozuluyor. Tabii. Değil mi? Aynen bedenlerimiz de onun gibi. Biz eğer bu makineyi çalıştırmazsak bozuluyor. Çamaşır, ekmeğimizi kendimiz yoğurur, kendimiz pişirir. Oo, teyzeciğim bir misafirimiz var bizim burada. Zekiye teyzeciğim bak 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 bak. Hoş geldin. Sen de kimsin? 90 yaşındaki Zekiye nine bol bol güneşleniyor. Ve bakın bu alışkanlığı kemik erimesinin önlenmesi konusunda ona neler kazandırıyor. Zekiye teyzemin yaşına da gelenler, yaşları ilerleyenler her gün hiç olmazsa yarım saat şöyle güneşle teninizin direkt temas etmesi lazım. Yaşınız ilerledikçe bu daha da çok önem kazanıyor. Çünkü belli bir yaştan sonra kemik kırıkları, yani osteoporoz, kemik erimesi çok görülebiliyor. O zaman yapacağımız, bahçeniz, tarlanız varsa her gün çıkın bir yarım saat.
Orada biraz toprağı eşelerken bile şöyle kollarınızı kıvırın. Azıcık gömleğinizin düğmelerinizi açın ki güneş teninizi yalasın. Örneğin teyzemdeki gibiyseniz eğer şöyle hiç olmazsa kollarınızı şu kadar açsanız bile yeter. Güneşin tene direkt teması lazım. Biraz büyükçe bir alana. Bu 15-20 dakika, mümkünse bir yarım saat. Böylece teninizde D vitamini sentezi artıyor. D vitamini ile kalsiyum da birbirlerine aşıktır. Kemikte kalsiyum sentezi de artmaya başlıyor ve bizler daha güçlü kalıyoruz. Kemiklerimiz, dişlerimiz sağlam kalıyor. Onun için gelin güneşten, ülkemizde çok bol biz şanslıyız bu alanda. Güneşten bol bol yararlanalım. Ne yazık ki Hacettepe Üniversitesi'nin yaptığı araştırma biz Türklerde D vitamininin fazla olmadığını ortaya koydu. Eksikliğini çektiğimizi ortaya koydu. O yüzden hazır bahar geldi, düğün zamanı, güneşten hep birlikte yararlanalım. Zekiye teyzemin çocukluğu bahçelerde, tarlalarda, çiftte, çubukta çalışmakla geçmiş. Bu kadar sağlıklı oluşunu 90 yaşında çalışmaya borçlu olduğunu söylüyor. Çok şükür. Bir de hep doğal beslenmiş değil mi teyzeciğim? Hep doğal beslendim. Bunları ben ektim dedim. Bakın ne diyor, bunları ben ektim diyor. İşte önümüzde marul. İşte önümüzde ısırgan. Isırgan kendiliğinden bitiyor da marulunu ekmiş. İşte orada yine doğada kendiliğinden biten ebegümece. Şimdi dikkat ediyorsanız üçü de, hani marul dışında diğer ikisi kendiliğinden bitiyor ama üçü de yeşil yapraklı sebzeler bunlar. Yeşil yapraklı bitkiler. Teyzeciğim bu yeşil yapraklı bitkilerin içinde folik asit dediğimiz B grubu vitaminlerden bir vitamin var. Bizim için çok çok önemli. Neden çok önemli? Bir, kan hücrelerimizin yapımı için önemli. Ama daha da önemlisi, hamile olanlar çok iyi bilirler. Kadın doğum doktoru arkadaşlarımız mutlaka hamileliğin ilk 3 ayında onlara 400 mikrogramlık folik asit tableti verirler ve kullanmalarını isterler. Nedeni şudur. Çünkü eğer uzun süren araştırmalarca tıp bunu kanıtlamış, eğer hamilelikte folik asit eksikliği olursa işte o zaman bebekte bizim nöral tüp defekti dediğimiz beyin ve omurilik sisteminde anomali olabiliyor. Bebek sakat doğabiliyor. İşte bunu önlemek için düzenli hamileliğin ilk 3 ayında bütün hamilelere folik asit tabletleri verilir. Aynı zamanda folik asitten de zengin beslenmeleri önerilir bütün hamilelere. Ben de aynı şeyi önereceğim bir tıp doktoru olarak. Folik asitten zengin ne var diye sorduğunuzda aklınızda kolay tutmanız için size şunu önermek istiyorum. Folik asit folia, Latince folia sözcüğünden geliyor. Yeşil yaprak demek. Yani demek ki yeşil yapraklı bütün bitkiler folik asiti az veya çok içerebiliyorlar. O zaman işte teyzemin tarlasında, Zekiye teyzemin tarlasında marul, işte ısırgan otu, işte ebegümeci. Hepsinden folik asit alabiliyoruz. Büyük şehirlerde yaşayanların bu iki kendiliğinden biten bitkiyi bulması zor. Ama marulu çok rahat bulabilirsiniz. Üstelik marul, hani su ihtiyacınızı gidermek için de rahatlıkla yiyebileceğiniz, kalorisi düşük bir sebze. O yüzden zayıflama programlarında da çok kullanılır. Hani bahar geldi, artık er meydanı başlıyor yakında. Hepimiz daha ince kıyafetlere doğru gideceğiz. Kilolar belli olacak. Marul kilo vermek için, hafif kalmak için veya kiloyu korumak için de faydalanabileceğiniz bir sebze. Şimdi teyzemin çok güzel bahçeleri var. Soğan ve patates de yetiştiriyorlar burada. Şimdi gelin sizinle birlikte teyzemizi de alalım. Soğan ve patates bahçelerine gidelim. Zekiye teyze 90 yaşına gelmiş ama nasıl gelmiş? Bol bol soğan yemiş. Peki soğanda ne var? Onu anlatayım size. Anlatayım mı Zekiye teyzeciğim? Ne var? Her şey var. Şimdi anlatalım işte o her şey neler. Şimdi soğanda kuersetin adlı bir madde var ki hani kanser hücrelerini yanına yaklaştırmıyor. Öyle bir madde. Bizi kansere ve yaşlanmaya karşı koruyor. Araştırmalarca görülmüş bu. Soğanla sarımsak aynı familyadan. Aile bunlar. İkisinin de içinde allisin diye bir madde var. Bu vücutta bir takım değişikliklere uğruyor. İşte ondan sonra kansere karşı koruyucu, kolesterolü düşürücü, kanımızı temizleyici özelliği başlıyor. Yani vücuttaki bu dönüşümden sonra. Soğanı da sarımsağı da aslında bol bol tüketmek lazım. Hatta görülmüş ki soğanı bol bol tüketen insanlarda bir takım öldürücü kanser türleri çok daha az rastlanıyor. Bu da önemli. Demek ki soframızdan soğanı eksik etmeyeceğiz. Her yemeğin tadını soğan getirir. Değil mi? Değil mi Zekiye teyzeciğim? Her yemeğe soğanı koyacağız. Her yemeğe koyacağız. Şimdi bir de
Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Hani kırmızı ve mor soğanlar var ya, görüyorsunuzdur marketlerde, çarşıda, pazarda. İşte o kırmızı ve mor soğanlar aynen böğürtlen gibi antosiyanin diye bir madde içeriyorlar ki kansere karşı çok güçlü bir madde bu. Böğürtlen kansere karşı koyan meyveler listesinde, meyveler sebzeler listesinde neredeyse en üstlerdedir. İşte hiç aklınıza gelir miydi soğanın da böyle olabileceği? Kırmızı ve mor soğan da neredeyse böğürtlene eşit antosiyanin içerebiliyorlar. Onun için demek ki soğan seçerken sadece beyazı değil, kırmızıyı, moru da mutfağımızın baş tacı yapmamız lazım. Onun dışında soğan işte böyle yeşil yapraklı olduğu için yine kalsiyum, magnezyumu da bol alabildiğimiz bir bitki. Yani kaslarımızı dinlendirebiliyoruz bunlarla, kemiklerimizi sağlam hale getirebiliyoruz. Cildimiz güzelleşiyor. O yüzden yeşil soğanı bol bol yemek lazım. Yalnız ilgi çekici bir araştırma daha var. Bu açıkçası çok dikkatinizi çekecek diye düşünüyorum. İngiltere'deyken ilk defa gördüğüm, Türkiye'de o zamanlar hiç rastlamadığım, onların shallot dediği bir küçük soğan vardı. Teyzeciğim, o küçük soğan buralarda da varmış değil mi? Kıska. Siz ona kıska diyormuşsunuz. Kıska olur böyle. Yani şu soğanın miniciğini düşünün. Daha büyümemiş halini. Şu kadar olur onlar. Minicik yani. Bunları ekersin. Evet, şu kadarcık. Şöyle iyice gösterelim. Düşünün ki şu kadarcık bir soğan. İşte araştırmalar görmüş ki teyze, o kıska var ya, sizin kıska. İri soğandan çok daha fazla kansere karşı koruyor. Evet, aldık topladığımız soğanları elimize. Şimdi teyzenin patates bahçesine gidiyoruz. Bu yörede patates de çok ekiliyor ve ondan da bol bol, onun da nimetlerinden bol bol yararlanıyorlar. Zekiye teyzemle birlikte Çukurova'nın bereketli topraklarındayız. Çiftçi buradan senede 3 kez mahsul alıyormuş. Zaten etraf yemyeşil. Baktığınız zaman içiniz açılıyor. Cıvıl cıvıl her taraf. Şimdi patates tarlasındayız. Birçok kişi, büyük şehirlerde oturan pek çok çocuk patatesin ne olduğunu görmemiştir. Patates bitkisinin. İşte burada önümüzde. Bir size onu göstereyim. Şöyle biraz bunların üstleri yanmış ama iyisinden bir tane şöyle bir kökleyelim. Bir patates gösterelim teyzeciğim. İşte şöyle. Bakın yeşilliği böyle patatesin. Evet teyzeciğim, daha yeni yeni, bakın cücükleri de var değil mi? Cücük denir onlara. Böyle küçükleri de var. Bir de burada annesi var, bakın asıl yumruk burada, yumrusu burada. Yumrulu bitkilerden nişasta oranı yüksek olur bu tip bitkilerin. Yani toprağın altında kökü olan böyle köklü sebzelerin nişasta oranı yüksek olabiliyor. Şimdi patatesten korkmak için neden yok? Hani bir şehir efsanesi var. Aman patates yedim, şişmanladım falan. Böyle bir şey yok. Her şeyi kararında olmak kaydıyla yiyebilirsiniz. Ama şunu bilelim. Şeker hastaları biraz patatesten uzak dursalar iyi olur. Doktorlarına danışmalarında fayda var. Şeker hastalığının durumuna göre. Çünkü nişastalı bir sebze olduğu için kan şekerini hızlı yükselten bir sebze. Şeker hastalarına pek yaramıyor o yüzden. Ama herhangi bir problemi olmayanlar karbonhidrat ihtiyaçlarını karşılamak için çok rahat patatesten yararlanabilirler. Ne alıyoruz bundan? Çok güzel beta karoten alıyoruz. A vitamininin öncü şeklidir, bitkisel A vitaminidir. Yalnız A vitamininin hayvansal olanı kadar güçlü değildir. A vitaminini biz ikiye ayırıyoruz. Hayvansal kaynaklı A vitamini, bitkisel kaynaklı A vitamini. İşte patateste bitkisel olan var. O bizim vücudumuzda daha aktif bir forma dönüşüyor ve bizi cilt kanserine karşı koruyor. Hani bütün dünyada yaygın ya, aman güneşin dik olduğu saatlerde, saat 12 civarında, hani 11 ile 3 arası pek güneşin ışınlarına maruz kalmasın cildiniz, lekeler oluyor, kanser oluyor diyorlar ya Avrupa'da teyzeciğim. İşte ülkemizde de görülmüş ki cilt kanserinin tehlikeli bir türü olan malign melanomlar Avrupa'da hızla yayılmaya başladı. Türkiye'de de bir yükselme trendinde, hafif hafif yükselmeye başlamış. O yüzden mümkün olduğunca biz beta karotenden zengin beslenmeliyiz ki cildimiz güneş ışınlarına karşı daha dirençli olsun. Direnebilelim, cilt hücrelerimizde değişiklik olmasın. Patates de bunların başında gelen sebzelerden biri. Patatesi eğer kabukları ile birlikte yerseniz
Çok güzel tuvalete çıkartıcı özelliği vardır kabuklarının. Avrupalı bunu güzel fırçalıyor, yıkıyor, atıyor fırına, yiyor. Kabuklarından da yararlanıyor. Bizim ülkemizde kabuğuyla pişiren yer, büyük şehirlerde birkaç kafe vesaire çok az yerde, henüz evlerde yaygınlaşmadı. Ama gelin bunu kabuğuyla birlikte yemeye alışalım. Özellikle o küçük patatesler çok rahat kabuğuyla yenebiliyor. Evet, Zekiye teyzeyle sohbetimizin sonuna geldik. Onun sağlık sırlarını öğrendik. Sırada bir başka kişi var. Bakalım kim var? Hadi teyzeciğim gidelim. Ülkemizin her yanı güzel insanlarla dolu. İşte şimdi yine sizi çok güzel bir insanla tanıştıracağız. 80 yaşını devirmiş Mevlüt Çakır. Arkadaşlarının deyimiyle o müziği duyunca zingir demeye, yani oynamaya başlıyor. İşte yine tarladan gelmiş, müziği duymuş ve oynamaya başlamış. Kuş olmaz. Günde 99 güzel sevsem yine gönlüm hoş olmaz yar, hoş olmaz. Ulan ulan ben gidersem senin halin nice olur, gülün nice olur. Arkadaşım söz almış. Nerede? Koşu başında. Şimdi o kadar güzel oynadınız, o kadar güzel söylediniz ki ne kadar mutlu ettiniz bizi. Ne güzel bir ortam var burada. Ya dur bakalım sen, neleri var canım. İzleyeceğiz ya. Şimdi büyük Mevlüt yerde... amcacığım. Çok teşekkürler hepinize. Şimdi Mevlüt amcacığım şöyle bir bakıyorum da hepinize. Şimdi biz Anadolu'yu dolaşıyoruz ekipçe. Reşetesiz hayatın sırlarını araştırıyoruz. Reşetesiz hayatın sırrı işte burada aranızda. Sevgi, arkadaşlık. İnsanlar böyle birbirlerini sevdikleri zaman, sevildikleri zaman daha uzun yaşıyorlar. Ne demek senin? Ha, değil mi Mevlüt amcacığım? Evet, 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 evet. Öyle sevmesek dağları bırakır gelemeyiz böyle birbirimize. Bakın bir Mevlüt amca arkadaşlarıyla zingir demek için, burada öyle diyorlar değil mi oynamaya, zingir demek. Lingir deme. Ha? Lingir deme. Evet, hayır, evet. Lingir deme. Evet, lingir deme. Lingir demek için, peki düzeltelim, lingir demek için tarlasını, bağını, bahçesini bıraktı geldi bugün. Biraz şöyle oynasın diye. Ama ne oynamak o? Tabii canım. Yani buranın yıldızı sensin Mevlüt amca. Ha? İnşallah. Ha? Eyvallah. Öyle belli. Mevlüt amcacığım çok güzel oynuyormuşsun ama çok güzel türkü de söylermişsin. Evet, öğrendim. Söylüyorum. Hadi bakalım dinleyelim. Ah neyleyim gönül senin elinden, her zaman ağlarım gülemem gayrı oy, her zaman ağlarım gülemem gayrı.
Ben bıktım o sandım elin dilinden oy. Terk ettim tılayı dönemem gayrı. Hoppa! Çok yaşayasın sen Mevlüt amca. Ne güzel, hem bizi mutlu ettin hem bak köy ahalisi toplanmış. Tabii, tabii. Herkes seni büyük keyifle izliyor. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Öğrencilerin de var mı Mevlüt amca? Yetiştiriyor musun birilerini köyden? Vallahi zorla güzellik olmaz Yasemin. Hiç meraklı çocuk yok mu böyle gelip de oynayalım diye? Zor. 2-3 tane getirdik kaçtı. Sen beni yetiştir o zaman. Hadi başlayalım. Kızım acayip yetiştirdim ben. Sen hadi bir çalalım edin. Bakalım bir ben ne yapabilecek miyim senin yaptıklarını. Bir görelim bakalım. Hadi. Ama bana kolay bir şeyler. Gel ya sen onu. Ha, ne yapacağız? Türkü söyleyeceğim. Peki hadi bakalım. Bir şenliği istiyoruz biz ya. Tamam peki şenlik olsun. Hadi geldik. Bakalım oturalım şuraya. Peki. Şimdi Yasemin Hanım. Ha. Bizim babamızın bir merkebi varmış. Onunla araziye gitmiş. El etmiş çayırlığına bağlamış. Merkep anırıyor. Ya dur demiş, ben işimi bitireyim de varacağım işte. Yine anırmış. Ya varacağım dur. İle türküsünü söyle. Türküsünü çırıtıracağımış. Türküsü. Eşeği çaktım çayıra. Otlayıp karnın doyura, düş görüp de uşayıra, yoranında yoranında. Köyüne sokma bet huyu, yıkar harap eder köyü, ölüsüne emeği soyu, dökeninde dökeninde. Hey, yaşa Mevlüt amca. Yaşa Mevlüt amcacığım. Yaşa sen. Çok yaşa. Evet. Teşekkür ederim ya zaman ama. Çok karışıyor, çok karışıyor. Çok yaşıyor. Eşek de geldi. Geldi. Eşek de geldi yani, duydu. Görüyorsunuz ne kadar neşe dolu bir insan. Neşe kaynağı. Köylüsü onu çok seviyor. Böyle düğün dernek oldu mu köyü neşelendiren, 80 yaşını devirmiş olmasına rağmen Mevlüt amca. Şimdi bu kadar neşeli olması onun uzun ve sağlıklı yaşamasına mutlaka çok büyük katkıda bulunuyor. Şimdi sevilmek, sevgi çemberi içinde olmak, sevildiğini hissetmek hepimizin istediği, arzu ettiği şeyler. Ama bunu kazanmak için de bir şeyler yapmak gerekiyor. Mevlüt amca üzerine düşeni yapıyor. Çevresine saçtığı pozitif enerjiyle, ışıltıyla o da bu işte sevgi çemberinin içinde yuvalanıyor. Onun ışığından kendisi de yararlanıyor. Değil mi teşekkür Mehmet ederim amca? Evet, evet, teşekkür ederim. Yasemin'imiz çok güzel. Mutlusun Mevlüt amcası. Eyvallah. Gördüğüm kadarıyla mutlusun. Mutluyum. Bak evin burada arkamızda. Evet. Karın burada. Evet. Değil mi? Evet. Oğlun askerdeymiş. Oğlum başçavuş. Oğlum başçavuş. Allah'a şükür çok mutluyum. Allah'tan dileğimin içindeyim. Fakirlik, zenginlik mezun başlayalım.
sen çiftinde çubuğundasın hala. Kadar, tarlandan o, kalktın evet, geldin evet, buraya. Evet evet. Kimsenin emeklimi yok. Karınca kadarını yavaş 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 bulur bulur yerim. Onca da yederim. Ben de yerim. Mevlüt amcacığım, senin yaşında 80'ini devirmiş birçok insan öyle çiftte çubukta çalışmayı bırak. Bak sen buraya odunlarını falan sen mi yaptın evet, hep? Evet. Kimse evet. Böyle şeyleri Babası, yapamıyor. Babası şehirden de götürüyorum. Kızlarımı da götürüyorum. Ya. Bundan da değil. Kızlarınkini de sen tabii, yapıyorsun. Tabii. Şehre götürüyorsun. Evet, evet. Maşallah sana. Allah razı olsun. İnşallah uzun ömürler diliyoruz biz sana ekipçe. Cemicim niye kızım? Oynamaya devam. Lingirdemeye devam mı? Devam. Çalsın sazlar oynasınlar mı? Hadi bakalım çalsın sazlar. Hadi bakalım. Kurduk soframızı Mevlüt amcanın güzelim limon ağacının önüne. Şimdi limon demişken hemen bir şey söyleyeceğim. Sonra Mevlüt amcanın yediklerine geçelim. Limon var ya limon. Evet. Şimdi hamilelerde ilk 3 ayda bir böyle kokulara karşı bir hassasiyetler olur. Mideleri bulanır, kusarlar. Evet. Onlara bu limonu böyle koklamak, sabahleyin kesip koklamak, mideleri bulanınca koklamak iyi gelebiliyor. Oh ne tabii, güzel kokuyor biliyorum, sizin limon. Biliyorum, biliyorum. Oh. Derde yani, deva mı? Evet. Derde deva. Hem çok güzel C vitamini içeriyor hem de dediğim gibi bu mide bulantılarının önüne geçmek için kolay bir yöntemdir. Çünkü hemen hepimizin evinde limon bulunabiliyor. Bakalım şimdi Mevlüt amcacığım neler yiyorsun? Bunları eşin yapmış. Ne bu? Bu cevizli sucuk deriz biz buna. Siz başka bir şey diyorsunuz. Namlunun yaylası bandırması direkt biz buna. Pekmezle yapılıyor çok bu. Çok güzel bir namalık namlunun da sucuğu bandırması. Bandırma diyorlar ha, bakın bu Çukurova yöresinde. Aynen. Bizim İstanbul'da cevizli sucuk diye yediğimiz yiyecek aslında. İşte nişasta ve suyla, şekerle kabuğu yapılabiliyor. Burada bakın pekmezle yapıyorlarmış. Evet pekmezle. Daha da doğal, daha da güçlü. Güzel. Sen bunlarla beslendiğin için mi o kadar rahat, evet, enerjiksin? Tabii, tabii. Evet, belli. Ya. Şimdi. Sabahları günde bir bardak pekmez içerim araziye giderken. Vücut oluyor bir fırın. Başlıyorum sıçramaya. Bu da cezerye galiba. Cezire. Cezire bunun yavrusu. Ha bunun yavrusu. Bunlara fırınlak mı diyor? Ne diyor? Öyle atom bir şey diyor. Atom mu diyorlar bunlara? Şu esas cezire şu. Bu, havuçtan yapılıyor cezerye. Havuçtan. Bunları da çok bol yiyor musun Mevlüt amca? Bunları çok yiyorum. Şunu çok yiyorum. Bunu çok yersin. Evet. Bunu böylesini çok yiyorum. Eşin mi yapıyor bunu? Hayır. Alıyorsun öyle alıyorum. Yapıyorsun. Peki alıyorsun yiyorsun. Evet. Şimdi buradan ne alıyor? Bir kere bu cezeryenin üzerine cevizleri yapıştırmışlar gördüğünüz gibi. Çok da hoş dekoratif bir şey olmuş. Hani bunu doğum günü pastası niyetine bile yiyebilirsiniz. Sağlıklı kalmak isterseniz. Bir kere havuçtan çok güzel beta karoten alınıyor. Turuncu olanlarda, turuncu demişken işte önümüzde var. Örneğin portakal, mandalina bunların içinde tabii daha düşük. Bunlar daha çok C vitamini yüksek meyveler ama hani kayısı aklınıza gelsin, mango aklınıza gelsin, papaya diye Avrupalıların çok sevdiği bizim ülkemize de girdi. Bu tür meyvelerde beta karoten, turuncu denilince aklınıza gelecek olan bu. Beta karoten A vitamininin öncüsüdür. Hem gözlerimizi sağlam kılıyor, hem cildimizi hem, güzelleştiriyor, aman. Hem iç cildimizi güzel, içimizi de dışımızı da güzelleştiriyor. Öyle anlatayım. Babam çok yeterli. Şimdi öyle çok mi? Çok gözlerine faydası olur diye. Baban Mevlüt amcacığım çok mu havuç cezeryeye yedirildi? Evet, evet, evet. Gözüne faydası olur. 87 yaşında öldü, 47'de de öldü. Amaç bak ne kadar doğru bir şey söylemiş. Bol havuç ye oğlum. Gözüne faydası evet, var. Cezerye yedirirmiş. Şehre gittim ama getirirdi. Katı dişler oh, güzel. Oh. Ha bak dedin ki dişler güzel havuç. Havuç ve diş ilişkisi de şöyle. Şimdi havuç çiğnenebilen aynen elma gibi. Isırdığımızda elmayı da havucu da hani hart hurt ısırıyoruz ya. Onun diş etlerine faydası var. Bu tür çiğnenerek yenilen oradan hafif sert yiyecekler. Oradan da alıyoruz. Salatalık, kabak örneğin. Kabak da çiğ olduğunda yenilebiliyor ince ince dilimleri. Havuç,
kereviz sapları, bunlar hep diş etlerinin daha sağlam kalmasına yol açıyor. Yani sırf sıvı besinlerle beslenmek, son dönem işte detox, mitox böyle sadece sıvıyla beslenelim, birkaç gün geçirelim. Bunlar kesinlikle doğru değil. Sakın bu hataya düşmeyin lütfen. Çünkü sadece sıvıyla beslenmek insan vücuduna uygun değil. Yoğun bakımdaki insanlara sıvıyla beslenmeyi önerebiliyoruz. Evet, yani evet. Sıvıyla besleyebiliyoruz onları. Evet. Bu doğru değil. Biz sağlıklıyken her yiyeceği yiyeceğiz ama kararında yiyeceğiz. Özellikle çiğnenebilen yiyecekler. İşte bunun gibi, işte bunun gibi, işte bunun gibi, işte çilek gibi. Bu çiğnenebilen yiyecekler bizim tatmin olma güdümüzü artırıyorlar. Öbür türlü sadece sıvıyla beslendiğiniz zaman tatmin olmanız mümkün değil yiyeceklerle. Bu tür programlardan sonra dikkat edin, çoğu insan tekrar çok daha fazla kilo alıyor. Mevlüt amcanın nasıl bu kadar sağlıklı kaldığı belli oluyor. Mevlüt amca tatlıyı seviyor. Şimdi bu herkese bu kadar yaramıyor ama Mevlüt amcaya belli ki enerji veriyor. Nereden alıyor şeker ihtiyacını? Bu kadar oynuyor, yakıyor. Demin de dedi ya, ben yakıyorum ama diye. İşte bandırma, bizim cevizli sucuk diye bildiğimiz bandırmadan. Burada atomlar var, atom cezerye, cezeryeden tatlı ihtiyacını, mamurdan, kerebiçten, bunlardan tatlı ihtiyacını alıyor. Bir de çok doğal, bakın bahçesinde de yetiştiriyor narenciyeyi. Çok güzel narenciye bu yörede yetişiyor, Çukurova yöresinde. Evet. Ve hepsi bol bol tüketiyorlar. Evet. Oradan da bol bol C vitamini alıyor. C vitamini çok güzel enerji veriyor ona. O oynaklığını, kıvraklığını C vitaminine de borçlu enerjisini diye düşünüyorum. Hani çoğumuz şehirlerde enerjik olabilmek için veya hastalanacağımızı hissettiğimizde C vitamini alıyoruz. Oysa biz şunları yesek çok daha iyi alacağız. Çünkü sadece C vitamininin kendisini almayacağız tabletlerde, kapsüllerde olduğu gibi veya. Buradan bir takım tıbbın henüz keşfedemediği pek çok bileşikle birlikte alıyoruz C vitaminini. O yüzden vücutta daha yararlı. Evet. Tabletten aldığımız aynı şey değil. Onun için mutlaka böyle canlı canlı yiyeceklerle beslenmeye çalışın. Bakın her rengimiz var. Her rengimiz var değil mi bizim ama Türkiye'mizde? Tabii, tabii. Maşallah. Çukurova yöresi zaten senede 3 ürün alıyorlarmış. Şimdi 80 yaşını devirmiş bu canlı kanlı Mevlüt amcamıza veda edelim. Çünkü sıra geldi tarif bölümümüze. Bakalım bu kez neler hazırlayacağım size. Bugün size güllü yoğurt tarifi vereceğim. Bu bir adı yoğurt ama bu bir tatlı. Çok hafif bir tatlı üstelik. Malzemelerde neler var bakalım şimdi. Light süzme yoğurt. Şimdi light süzme yoğurt nasıl oluyor diyeceksiniz. Akşamdan ben yaklaşık 1,5 kilo kadar light yoğurdu süzgece koydum. Sabaha kadar beklettim. İşte sabahleyin böyle 1 kilo kadar light süzme yoğurt elde ettim. 2 kilo almayalım diye uğraşıyoruz. Light süzme yoğurt. İyice dövülmüş veya çekilmiş ceviz lazım bize bu tatlı için. Antep fıstığı lazım çekilmiş. Süslememizi onunla yapacağız. Ve benim olmazsa olmazım tarçın. Çünkü kan şekerini dengeliyor tarçın. Malzeme bu kadar basit. Hemen her evde bulunabilecek bir malzemeyle yapıyorum. Tatlının da çok basit olduğunu göreceksiniz. Çok kolay hazırlanan bir tatlı çünkü. Yapacağımız şu. Önce süzme, light süzme yoğurdu şöyle büyük bir kaba boşaltıyorum. Olduğu gibi. Şimdi içine koyacağımız sadece bir kahve fincanı gül suyu koyacağım. Bakın şöyle ölçerek fincanımla koyuyorum. Bu ona tadını verecek. Şimdi bunu olduğu gibi bunun içine boşaltıyoruz. Gül suyu da boşaltıldı. Şimdi geldik ceviz. Ceviz, yarım bardak kadar cevize ihtiyacımız var. Koyalım onu da. Ve tarçınımızı da ekleyelim. Tarçın ne yapıyor? Kan şekerini dengeleyici özelliği var. Şimdi yapacağımız bunu iyice karıştırmak. Karıştırdıktan sonra iyice birbirine yedireceğiz. Bunu hemen yiyemiyoruz. Bunu 3-4 saat buzdolabında bekleteceğiz. Tamamdır, bu oldu. Şimdi bunu buzdolabına götürüyorum. 3-4 saat bekleteceğim. Evet, işte 3-4 saat beklettik. Hazır. Şimdi ne yapacağız bakalım. Biraz daha katılaştı. Şimdi yapacağımız
şöyle güzel bir kup kabınız varsa onun içine de olur. Benim böyle bir bardağım var, onun için de yapacağım, göstereceğim size. Bu tek kişiliktir. Bunun içine şöyle bundan koyuyoruz tatlımızı. Bu kadar yeter. Biraz daha. Yemek çok keyifli bu tatlıyı. Üstelik kür alacağım korkusu olmadan yiyebileceğiniz bir tatlı. Aman ne güzel. Şimdi bunu koyduk. Şimdi Antep fıstığıyla süsleyeceğiz. Neden Antep fıstığı? Bir kere rengi muhteşem. Çok güzel bir yeşili var. Tatlıyı birdenbire neşelendirecek. İstediğiniz kadar. Kilo probleminiz yoksa daha çok kullanabilirsiniz. Ben bunun üzerine şöyle bir yemek kaşığı kadar bir tatlı kaşığı daha koyayım. Toplam işte bir yemek kaşığı kadar dolduralım bunu. Şöyle zengin işi olsun. Koyuyorum. Sonra da yanına kaşığımı koyuyorum ve servisimi böyle yapacağım misafirlerime. Bakın işte böyle. Güllü yoğurt tatlım hazır. Misafirlerinizi çok mutlu edecek bir tatlı söyleyeyim. Tarif bölümümüzle birlikte bu haftaki programımız sona erdi. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın.